etkiledim. Ve denemek için elim yandı. Ay. Gitti video gitti. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bilge. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ucuzluk pazarından 35 liraya aldığım Arnika markalı saç maşasını, saç kıvırıştırıcısını deneyeceğiz. Uzun zamandır bir saç maşası arayışı içerisindeydim. Aslında benim var ama o biraz daha ince. Nasıl diyeyim size? Günlük böyle kalın bukleler falan seviyorum ben. Ama öyle bir şey değil benimkisi. Çok ince, böyle tam düğün saçı havası yaratacak bir ürün benimkisi. O yüzden böyle kalın bir maşa almak istiyordum. Birkaç siteye baktım. Daha sonra burada birkaç satan yerlere baktım. Buradakiler 250, 300, 350 yani bir kıvırıştırıcının olması gereken fiyattaydı aslında. Ucuzluk pazarını gezerken karşıma bu çıktı. Ben de 35 lirayı nereye vermiyoruz ki deyip aldım. Hem sizlerle de paylaşmak istedim. Belki yani güzel olur, güzel yapar. Belirginleştirici bukleleri olur böyle tam günlük. O yüzden sizlerle beraber bu ürünü denemek ve tanıtmak istedim. Öncelikle arkadaşlar, ben genelde saçımı düzleştirmek istediğimde, kıvırıştırmak istediğimde böyle bir argan yağı kullanıyorum. Ben Pantene'inkini kullanıyorum. Daha böyle pürüzsüz, yani çok pürüzsüz değil ama pürüzsüz gösterdiğini düşünüyorum. Ben olduğu gibi yapacağım. Şöyle. Arkadaşlar ben öyle tokaydı vesaireydi bir şeyle ayırmayı sevmiyorum nedense. Şöyle şu perçemlerimden başlayalım. Umarım güzel olur. İlk denemem bu dediğim gibi. Şöyle. Şimdilik güzel. 35 lira olması gerçekten beni şaşırttı. Çünkü Arnika markasının hani bilindik edildik bir marka. O yüzden biraz şaşırdım açıkçası. Çok diplere varmadan uçlarına doğru yapacağım. Ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Çok temiz saça böyle kıvırıştırıcı tutmuyor. Yani benimkinde öyle oluyor açıkçası. Sizinkinde öyle oluyor mu bilmiyorum ama. O yüzden ben mesela dün yıkadım. Tabii ki bugün için temiz ama böyle şey diyeyim. Mesela sabahtan yıkayıp birkaç saat sonra yaptığımda benimkisi tutmuyor nedense. Şu anlık ilk şeye göre, ilk izlenime göre bence gayet güzel. Saniye kadar bekleteceğim. Sizde de oluyor mu arkadaşlar? Mesela çoğu şeyde oje sürerken, saçınızı kıvırıştırırken falan bir tarafını güzel yap, diğer tarafı güzel yapamama şeyi. Bende nedense oluyor. Ben genelde saçlarımı ortadan ikiye ayırıyorum. Daha önce hep böyle sağ tarafa atardım ama birkaç senedir ortadan kullanmayı seviyorum. Yani bilmiyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Ve benim saçım çok ince telli olduğu için ve biraz da gürlük yok maalesef. O yüzden çok çabuk bozuluyor bazen. Yaptığım maşadır, şeydir. Özellikle düzleştiriciyle
Hani düzleştirdiğim zaman gerçekten tutmuyor. Ama fön çektiğimde de 2 gün, 2,5 gün o saçla durabiliyorum. Öyle de bir ayarsızlık var maalesef. Aslında böyle saç uzun olanlar da maşa daha güzel duruyor. Sadece mesela atıyorum şuraya kadar falan saçı var. Uçlarına yaptığı zaman o belirginleştirici bukleleri falan daha güzel duruyor. Maalesef benim saçım kısa. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Evet. Dediğim gibi bir tarafı iyiyken diğer tarafı maalesef güzel durmuyor. Şöyle. Görüldüğü gibi. Neyse bunu birazdan açacağız zaten. Ben toka vesaire gerçekten kullanamıyorum. Niye bilmiyorum ama. İçe doğru oldu, görüyor musunuz? İşte sıkıntı, gerçekten çok büyük sıkıntı çünkü ters geliyor. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kullanıcı adımı şuralara, bir yerlere koyarım. Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Çok acele bir işiniz varsa böyle kalın maşalar gerçekten kurtarıcı oluyor. 10 dakikanızı buna ayırın. 10. Maksimum 15 dakika. Şimdi birazdan ben bunu açacağım. Daha doğal duracak. Yarın stajım var. Stajı normalde gerçekten şu bir haftadır makyajsız saçımı şöyle bir hemen bağlayıp şu perçemleri önden bırakıp öyle gidiyorum. Gerçekten resmi bir kurum olmasa eşofmanla gideceğim. O derece arkadaşlar. Çünkü sabah 6'da kalkıyorum. Ve ben bu kadar erken kalkmaya alışık bir insan asla ama asla değilim. Sabah 6'da kalkıp daha sonra 7'de otobüsüm oluyor. 8'de mesaim oluyor. 12'ye kadar durmadan dosya tarıyorum. Ve bünyem gerçekten kaldırmadı artık. Belediyede çalışıyorum. İşte stajyer olunca artık bizim Türkiye'de stajyerin Türkçe karşılığı meali ayakçı olduğu için maalesef bu durumdan çok muzdaribim. İş öğretmiyorlar. Yapmadıkları işi bize kakalıyorlar. O yüzden arkadaşlar gerçekten çok yorgunum. Bünyem alışmadı artık. Bu birinci ayıma gireceğim artık işte. Yani dördüncü haftama pazartesi günü. Yani yarın başlamış olacağım. Bugün günlerden 28 Mart pazar. Onu da belirteyim. O yüzden bakalım. Umarım yani iyi olur. Alışırım. Evet arkadaşlar. Bakın gördüğünüz 10 dakikada bitirdim. Şöyle elimle açayım. Bu tabii yarın daha böyle doğal duracak. Şu an biraz daha şey olduğu için. Ne bileyim ışıktan mı bilmiyorum. Şu an çok da abartmak istemiyorum ama argan yağı bir tık böyle şey yaptı gibi. Gerçekten pürüzsüzleştirdi gibi ama ışıktan da olabilir. Gördüğünüz gibi. Gerçi arkadaşlar ben bunu sevdim. Dediğim gibi şöyle biraz daha şey yapayım. Arnika'nın 35 lira kodu falan maalesef yazmıyor. Söylemek isterdim ama bulursam eğer linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Ben şahsen beğendim. Şöyle kalın şuradan böyle ısıya karşı hani bir yere koyduğunuzda engellemesi için aparatı da var. Yani eğer böyle ucuzluk pazarlarında bir şeyler denk gelirse bence kaçırmayın. Çünkü güzel oluyor. Daha önce de göstermiştim bir önceki videomda izlemediyseniz.
5 liraya highlighter aldım. Bunu da ucuz pazarım almışım. Almıştım. Ve belki bir sonraki videomda yıllar yıllar önce şoktan, şok marketten 10 liraya düzleştirici almıştım. Yıllar yıllar önce diyorum çünkü o zaman liseye bile gitmiyordum sanırım. Şimdi lise bitti, üniversite bitti. Bayağı bir oldu. Hani o zaman için tabii bu kadar özenmiyoruz bir şeyleri ya da bilmediğimizden galiba. 10 liraya düzleştirici buldum, aldım. O zaman için çok düz geliyor tabii saçım. Ve hani güzel olduğunu düşünüyordum. Belki onu tekrar deneriz. Hala duruyor çünkü. Dediğim gibi böyle bir şey bulursanız bence sakın ola kaçırmayın. Hani ucuz diye almamazlık yapmayın. Bazıları gerçekten kaliteli oluyor. Bu büyük ihtimal artık hani gümrükten kalan ürünlerden mi neyden bilmiyorum ama 35 liraya çok iyi denk getirdim ve gerçekten memnun kaldım. Gördüğünüz gibi bence güzel oldu. Belki ileride abone sayımız bir şeyimiz çoğalırsa böyle bir şey hediye edebilirim. Kim bilir. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Gördünüz. Saçlarım bu şekilde son hali. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.